Arkadaşlar, 14. dersimizle yine birlikteyiz. Alçakta, yüksekte yatan erenler diyeceğiz. Eserimizi tanıyalım. 4 dörtlük 1 2 3 4 seyrinde gidecek. 1 2 3 4 seyrinde ve si'lerimizin önünde herhangi bir, yani donanımda bir işaret olmadığına göre arıza işareti, si'lerimiz natürel alınacakmış. 1 dörtlüğümüzde 110'da, yani 110 metronomunda icra edecekmişiz. Eserde çok fazla dosudo karşınıza çıkacak. Yani dosudo'yu yapamayan bir arkadaş varsa bu eser zaten çalıştığında mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Re si dosudo dosudo re, re do do si do si si. Evet, neler yaptık? Re si, re si de si'ye parmak vurduk. Dosudo, dosudo kombini, do olan si'yi çekme yaptık. Dosudo. Ve son doğumuzda parmak vurduk. Re si do si do, do si do, yine aynı do si do. Re, re si do si do, do si do, re, re do do si, re do. Do'ya parmak vurdum. Do tezene bu sefer. Si parmak. Re do do si. Sonra do si si, do si si'yi de yine do'nun yardımıyla si'yi çektim. Do si, son si de tezine. Re si do si do do si do re, re do do si do si si. Bir de ikinci kümemizde do si do re dediğimde de fa'ya, re'den fa'ya vurma yapıyorum. Yani do si do re fa gibi düşünün orayı. Re si do si do do si do re fa gibi. Orada daha tatlı olacak orası. Re si do si do do si do re fa, re do do si do si si. Geçtik üçüncü ölçümüze. Tabii ölçü tekrarını sayarak. Re mi mi re re do mi re do do si do si si. Re mi mi re re mi. İlk mi'ye parmak vuruyorum. Sonraki mi'ye tezine vuracağım. Sonra son re'yi de mi'nin yardımıyla çekme yapacağım. Re mi, mi re. Yani iki tezeneyle hareketi halletmiş olduk kümeye. Re do mi, re do. Do'ya parmak vurdum orta telden. Sonra mi. Re mi mi re, re do mi. Re do do si do si si. Burası zaten birinci ölçünün sonu arkadaşlar. Yine ölçü tekrarımız var. Re mi mi re re do mi re do si do si si. Geçtik dördüncü, pardon beşinci ölçümüz oluyor. Re si do si do do si do re re do do si do si si. Ölçü tekrar. Re si do si do do si do re re do do si do si si. Birinci ölçünün aynısı. Anlatacağımız herhangi bir şey yok. Şimdi buraya saz bölümünü toplayayım arkadaşlar yavaşça. Şan bölümüne. Sol, do, si, do, do, si, do, re, re, do, do, si, do, si, si. Birinci ölçüye çok benziyor. Nesi farklı? Birinci ölçüde re si diyorduk başındaki kümede. Burada da sol diyoruz. Başka bir farkımız var mı? Yok arkadaşlar. Başka hiçbir farkımız yok. Sekizinci ölçüde re, si, do, si, do, do, si, do, re, re, do, do, si, do, si, si, bir ile aynı. Dokuzuncu ölçümüz sol, do, si, do, do, si, do, re, re, do, do, si, do, si, si, yedi ile aynı. 10. ölçümüz yine 1 ile aynı. 11. ölçümüz 7 ile aynı. 12. ölçümüz 1 ile aynı. 13. ölçümüzde değişiyoruz. Re, 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 mi, fa, mi, fa, mi, mi, re, re. Burayı açalım. Re'yi çift ses alıyorum. Re, re. Çift sesleri şunu da belirteyim. Birinci parmakla alıyorduk ya hep. La'yı çift ses alırken re'nin çift sesini alırken. Burada ikinci parmakla alıyorum. Çünkü mi bemol'e birinci parmağımı hazırlıyorum. Re, 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 mi.
Hepsi tezeniz zaten. Mi, re, re. İkinci pozisyondan alabilir miyiz? Tabii ki. Re, mi, fa, mi, re, re. Burada ne yaptık? Üst elden re'ye bastım. Tellerin hepsine vurdum. Çift ses almış oldum. Kimle beraber? Orta tel boşta. Yani solle. Re, 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 mi. Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi derken de mi'lere parmak vurursam daha güzel olacak. Tezene biraz daha kaba oluyor orada. Sonra mi re re derken de yine mi çektim. Re parmağım basılı olduğu için re'nin kendisi çıktı çekmeyle. Mi re re sonraya da tezene vuruyorum. Toplayalım burayı. Re 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 mi fa mi fa mi mi re 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 mi fa mi fa mi mi re re olmuş oldu. İkinci pozisyondan hangisi hoşunuza ya da kolayınıza gelirse. 15'e geçtik. Re, re, si, do, re, re, do, si, do, si, si. Aynı birinci ölçü mantığına geri döndük. Sadece birinci kümemiz farklı. Diğer kümelerimiz aynı. Yani re, si, do, si, do demiyor da 15. ölçüde re, re, si diyor. Re, re, si. Ne yaptık? Son si'yi parmak vurduk sadece. 16'ya geçtik. 16 ile birinci ölçü aynı. 17 ile de birinci ölçü aynı arkadaşlar. Yani birinci ölçüyü çalan eserin aslında %70'ini, %80'ini halletmiş oluyor. Şimdi toplama babında ve sözcükleri söyleme anlamında, çalıp söyleme anlamında yavaşça bir alalım. Zamanda demi demi bölümü de bağlantı olduğu için bağlantı kısmını da bitirdik. Eserimiz 4 kıta olduğundan dolayı buradaki notamızı 4 defa tekrar ettiğimizde eserin tamamını icra etmiş olacağız. Şimdi de ufak ufak yine şelpe motiflerinden bahsedelim. Baş parmak ve üçüncü parmağımızla tezeneyle çalar gibi çalabiliriz. Başka buralara taramalar koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Taramaları anlatalım. Res. Dos do kısmını tarıyoruz arkadaşlar. Res. Dos do. Dos do. Re. Yine dos do
vurma yaptık. Re'yi taradık. Re, du, do, si taradık. Re, du, do, si. Do, si, si. Si'yi taradık. Yavaşça alalım. Tarama. 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 Vur, tara. Vur, tara. Vur, tara. Yaptığımız işlem bu. Evet, taramaları çok yapamıyorsanız bu şekilde de olabilir. Yani bir tane tarama koyduk. İki tane koyduk, pardon. Re dosya da koyduk. Bu şekilde ne olur? Böyle de yapabilirsiniz. Bütün hepsine tarama getiremiyorsanız. Üçüncü ölçüde, üçüncü ölçünün taramasını bu şekilde getirebilirsiniz. Yani re, mi, re, bu, re, bu, do, si gibi olabilir. Tabii taramanın hızında, notu okuduğumuzda böyle re, du, do, si gibi böyle hızlı okuyorum. Anlaşılır olmayabilir ama orada taramanın hızını vermeye çalışıyorum ağzımda. Ama tabii ki ağızda bunu vermek mümkün değil. Re, mi, re. Re, mi, mi ile tarama yaptık. Re, mi, re. Re, du, do, mi. Re, du, do, si. Do, si, si gibi. Taramanın notasını okursak da bu oluyor. Biraz daha diğer ölçünün taramasına göre daha sizi zorlayabilir. Zorluyorsa da yine parmakla alın. Üst alt yani. Zaten diğer son ölçümüz, sazımızın son ölçüsü birinci ölçüyle aynı. Şöyle bir kombin çıkartabiliriz. Dönüşü tarama yapmadık. İşte efendim bu sizin tamamen zevkinize bağlı ve yapabilirliğinize bağlı bir şekilde böyle güzel bir kombin yapabilirsiniz. Buraya saptan bir şeyler katabilir miyiz? En basitinden bunu koyabiliriz. Re, si, do, do. Re, si, do, do. Şimdi notayı okuyorum ama kafanız karışacak diye de çok böyle tedirginim. Çünkü okuduğum notayla çaldıklarım biraz tutuşmuyor gibi geliyor size. Çünkü bunu devamlı soruyorsunuz. Aslında tutuşuyor arkadaşlar. Şöyle çok ayrıntıya gireyim sizi yormadan. Re, si, do, do. Niye çektiğimde do dedim? Çünkü do'dayım hala. Re, si, do, do. Do, do, re. Do, do dediğimde do çiftlisini aldım ve elim hala sol elimde do çiftlisinde, yani do si do yukarıdan yapmış oluyorum bu şekilde. Çektiğimde re gelmiş oluyor ve sonunda da fa'yı katacaktık, yani fa parmağını vuruyorum, sonra re do re si do si si olmuş oluyor. Toplayalım ölçümüzü. Buraya ne yaptık? Re mi re re do mi re. Re mi re re do mi re. Biraz önceki yaptığımı biraz daha basitleştirdim. Re mi re re do mi re. Hep re'de oynadım. Yani do ve mi'ye gitti, la'ya gitmedim. Sonrası zaten sonu aynıdır. Re do do si do si si sonu. Re mi re re do mi re re do re si do si olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar iki ölçüyü toplayalım. Thank you.
zaten birinin aynısıydı. Evet, şimdi burayı toplayalım. Bu çaldığımız saz bölümünün hepsini toplayalım. Canlar, diğer kısımları zaten hep birbirinin aynısı ya. Bunu saptan nereye kadar? Buraya kadar saptan aynı şeyleri yaptığınızda uyacaktır. Veya da çalıp söylerken şelpeyi saptan değil de taramalarla yaparsanız çalıp söylemeniz daha kolay olur. Alçakta kolay olacaktır. Mesela demi demi bölümünde de demi demi gibi. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi ilk ölçü tekrarlarını saymazsak ilk 3 ölçüyü saptan yapıp diğer kısımlarını taramayla yaparsanız ve söylerken sizin için hem kolay olur hem de lezzetli olur. Çünkü enstrümantal olarak çalarsanız hepsini de saptan yapabilirsiniz. Lakin biz bunu enstrümantal olarak düşünmüyoruz bu eserleri. Aynı zamanda söylemeyi de baz aldığımız için söyleyecek kısımlarda tarama ve parmak üst alt parmak vurmalarıyla yaparsanız hem kolay olur hem de güzel olur. Değerli canlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.